arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda Mavruka ve Zoka hırsızlı takım hazırlıyoruz. İstedim ki bunu sizinle paylaşayım. Şuradan daha yakın çekersen. Şimdi arkadaşlar bu 2.0 iğneden hazırlıyorum. Köstek 0.80 kalınlıkta. İlk önce kösteğin uç kısmına şöyle bir kasa atıyorum. Tekli bir kasa düğümü atıyorum. Bunun sebebini sonunda açıklayacağım zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu fazlasını alalım önce. İğneyi klasik bir şekilde bağlıyoruz. 2.0 bu. 0.80. Bundaki amaç 0.80 olmasındaki amaç hem balığın kösteği kesememesi için hem de yeme dik tutması için. Tabi misine kalın olduğu için düğümü oturtmak zorundayız. Bu birinci iğnemiz arkadaşlar. Bu ikinci iğnemizi mesafe bırakıyoruz. Şu şekilde. Tabi açacak kendini biraz o. Tekrardan aynı şekilde bu iğneyi de üzerine bağlıyoruz. Evet, iki iğneyi bağladık. Tekrardan boşluğunu alalım. Şimdi arkadaşlar bu düğüm ne işe yarıyordu? Bu çiviye takıyoruz bunu. İğnelerin zedelenmemesi için. Çünkü düğüm sıkacağımız için şu şekilde alt kasayı oluşturuyoruz ilk önce. Klasik eskilerimizin kullandığı kör düğümlerden yapıyoruz mecburen. Bunu mavrukayı, iğneleri ne kadar mavrukaya yaklaştırırsak o kadar başarılı olmuş oluruz. Şu 1, 2. Umarım görüyorsunuzdur düğümleri. Bu 3. Şu 4. düğümümüz. Tabi penseyle biraz bunu çektireceğiz. Çivi olduğu için çekinmeyin. İstediğiniz kadar çekebilirsiniz. Bakın şimdi şu fazlalıklarını alıyorum. Arkadaşlar birinci hırsızımız hazır. Şu şekilde. Takımın dikliğine bakın. Bu şekilde kalıyor. Şöyle. Daha önceden hazırlamıştım yine aynı kösteğin bir tanesini. Ben zaman açısından öyle yaptım. Vakit kaybetmemek için. Çünkü bir tane de zoka yapmak istiyorum. Müsaadenizle. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Halkayı geçiriyoruz. Bu sefer mavrukanın yan kısmına takıyoruz. Yan kısmından yürüteceğiz. Biz eskiden ustalarımız bunu tek hırsızlı yapardık. Bazı ustalarımız bunu yandan da yapmaya başladılar. Güzel de oldu bence. Onların da ellerine, emeklerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Bakın şu şekilde 0.80 olduğu için arkadaşlar epey bir boşluk almamız gerekiyor. Abanmamız gerekiyor daha doğrusu. Bu arada iğnenin kalitesi önemli mi? Bence çok önemli. Biz bunlarda şu VMC kullanıyoruz. Marka vermek için söylemiyorum da hani daha keskin, daha sağlam olsun açısından. Fazlalıklarını alıyoruz yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar şunu da düzeltelim. Bakın buna da. Bu o kadar sert ki 0.80. Bu alta gelmez, alt da üste çıkmaz. Bakın o kadar sertleş takım şu şekilde arkadaşlar. Bunu güvenle kullanabilirsiniz. Tabii biz bunu 75 gramdan şu an hazırladım. Örnek veriyorum işte şu var 100 gramdan hazırlıyorum. Şu var 125 gram. İşte örnek olsun diye. Şu var 150 gram. Şu var 400 gram. Şu var 500 gram. Böyle gidiyor. İstediğiniz iğne kalınlıklarını yapabilirsiniz. Ama bence çok avcı bir takım. İğnelerin yani kösteğin 0.80 olması büyük avantaj. Neyse zaman kaybetmeyelim. Ben müsaadenizle bir tane de hırsızlı zoka bağlamak istiyorum. Buna da aynı yine de 0.80 köstek kullanacağım. Klasik düğüm atıyoruz yine arkadaşlar buna. Şu iğneyi alt kısmı biraz fazla bırakın. Çünkü bazı arkadaşlar bir hata yapıyor bunda. İğneyi oturtmak için penseyle
iğneden tutuyor palaya oturtmak için misineyi. O da düğüm yukarıya palaya kayıyor. O da hoş bir görüntü oluyor. Olmadığı gibi kafalı balıklarda en ufak bir darbede patlatıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Penseyle karşılıklı sıkma. Şimdi bu iğneyi oldu, oluşturduk. Şimdi bu zokamızı elimize aldık. Mesafeyi ölçüyoruz. İşte hani şakşak da yapabiliriz. İşte tek hamsi de kullanabiliriz. Bence bu mesafe yeterli. Şimdi burada asıl olan ince bir konu var. Bakın, bu şekilde tuttuk bunu. Kasamızı oluşturuyoruz. Şimdi çok saygı duyuyorum. Bazı ustalarımız bunu yukarıya demire yani kurşuna doğru sarıyor. Biz ağız kısmına doğru sarıyoruz. Fark eden bir şey yok ama ben böyle yıllardır alıştığımız için böyle sarıyoruz. Bakın şu 1, 2, 3, 4, bu 5 düğüm. 5 düğüm yeterli bunda. Sıkıyoruz. Şimdi buradaki olay hani bu fazla bırakmıştık ya iğneden. Şimdi misineyi tekrardan buradan tutuyoruz. Bu takımlarda penseyi büyük boy kullanırsanız daha mantıklı olur. Çünkü daha mukavemetli, daha güçlü çekeceğiniz için bakın şu şekilde gerdirebildiğimiz kadar gerdiriyoruz. Bu düğüm oturdu arkadaşlar. Bunu ben size izah edeceğim. Şimdi diyelim ki aynı yöne getireceğiz iğneyi. İğne biraz tabii çapraz olduğu için alt kısma dokunmuyoruz kesinlikle. Sadece şu üst kısımdan iğneyi çevirmemiz yeterli. Zokamız da oluştu arkadaşlar. Bu da 0,80. Bakın şu şekilde. Daha net alabilirsin bunu. Evet, 0,80'den oluşturuyoruz bunu da bu şekilde. Bu tabii gramajlar değişebiliyor. Şu yaptığımız 40 gramdır. İşte 60 olur, 80 olur, 100 olur. Daha farklı ağırlıklarla. Bir de arkadaşlar şöyle pirşol zokalarımız var. Bunlar 7 gramdır. 2 numara iğne. Biz 1 numara hırsız takıyoruz önüne. Bu pirçol. Bu pirçolun görevi şu arkadaşlar. Hamsi takarak çinekop, sarı kanat, palamut gibi. Hani pirçol zoka dedikleri bu. Küçük olmasından dolayı isim böyle geliyor. Bir de onu şöyle ikili oluşturuyoruz. Takım halinde. Direkt kamışa da takabiliyorsunuz. Tekneden kullanabiliyorsunuz. Bir de tekne için şöyle aparatla hazırlıyoruz. Bu da pirçol. Buna hiçbir ağırlık gerekmiyor. Sadece balığı takıp 2-3 kulaç, 4 kulaç gibi sularda kullanabiliyorsunuz. Durgun sularda bu pirçol zokaları. Arkadaşlar izlediğiniz için, seyrettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.